Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılan görüşme sonrasında birçok soru var akıllarda. İttifak mı görüşüldü? Görüşmenin içeriğiyle ilgili neler konuşuldu, neler tartışıldı? Bu konuyla ilgili Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir, İK Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar. Hüdapar Genel Sekreteri ve parti sözcüsü Şehzade Demir, gündeme ilişkin İlke Haber Ajansı'na konuştu. Geçen sene Haziran ayında yapılan genel kongreden sonra memleketin hemen her bölgesinde ziyaretler gerçekleştirmiştik. Bu basının da malumu. Halkın sıkıntılarını, sorunlarını ve taleplerini uzun uzun dinledik. Bu geziler sırasında da genel başkanımız da dile getirmişti. Biz sadece iktidara gelince bu sorunları biz çözeriz demiyoruz. Bununla birlikte inşallah Rabbim kısmet eder, icra makamlarına gelirsek sorunların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Demir, önceki gün Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin içeriğine dair soruyu yanıtladı. Muhalefette iken de halkın sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için yapabileceğimiz şeyler vardır elbette. Bunlardan birisi de bu talepleri icra makamlarındakilere aktarmak ve çözümünü halk adına istemek ile birlikte meselelerin takipçisi olmaktır. Bu kapsamda farklı farklı bölgelerden vatandaşların sorun ve taleplerini birinci elden Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmiş olduk. Bu fırsatı bulabildik. Demir, görüşmeye ilişkin kendilerinin randevu talebinde bulunduklarını söyledi. Gündemdeki diğer konulara da değinen Demir, sağlık alanında yaşanan sorunlar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin de konuştu. Demir, hükümetin sağlık çalışanlarının haklı isteklerini göz ardı etmemesi ve çözüm için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan sorunlardan dolayı sağlık hizmetlerinin sekteye uğramaması, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının hakkıyla verilmesi ve nitelikli insanlarımızın göçünün engellenmesi için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Bazı bölümlerde yaşanan doktor sıkıntısı hasta ve hasta yakınlarını ciddi şekilde mağdur etmektedir. Öte taraftan sağlık çalışanları da en doğal haklarını talep ederken hasta haklarını ihlal etmemeli. Yapılan görevler meslek ahlakı çerçevesinde olmalıdır. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumuna rağmen ABD ve Avrupa'nın bu iki ülke lehine söylem ürettiğine dikkat çeken Demir, Rusya-Ukrayna savaşının beyin ölümü gerçekleşen ittifakları tekrar canlandırma sürecine soktuğunu belirtti. ABD'nin uydusu haline gelen ve dünyanın birçok noktasında istikrarsızlığa hizmet eden NATO, üye sayısını artırmaktadır. Sözde müttefiklerin uluslararası sahada Türkiye karşıtı tutumu bugüne kadar defalarca ifşa olmuştur. Bugün yine Türkiye'nin endişeleri göz ardı edilerek karşı cephede yer alınmaktadır. Demir, Türkiye'nin sadece kendi çıkarları için değil, ümmetin ve insanlığın istikrarı için sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi. Ne yazık ki NATO'nun Afganistan ve Irak başta olmak üzere bugüne kadar İslam topraklarında milyonlarca masumun ölümüne sebebiyet veren kirli politikalarına karşı durulamamıştır. NATO'nun çifte standartlı politikaları karşısında Türkiye'nin ortaya koyacağı duruş çok önemlidir. Bu rolünü dünyanın, insanlığın ve İslam ümmetinin istikrarının korunması yönünde kullanması Türkiye'nin bütün dünyaya karşı bir sorumluluğudur.